Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz CMM programcısı Sayın Özer Ercan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii ki. Ee, 1971 Bilecik, İnisar Ağıkçası doğumluyum. İlk bir orta öğrenimi tamamladıktan sonra kurumlar sınavı ile... E, ...TCD'de praksisat okuluna gittim. Ee, okul mesleki olarak çok iyi eğitim verdi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değildi. Ee, üniversite sınavına da girebilmek amacıyla liseyi dışarıdan sınavlara girerek okul işi bitirdim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Sakarya Meslek Yüksek Okulu Demiroğlu Araçları Bölümünü bitirdim. Yani kazandım. Ee, naklimi naklimi dolayısıyla Sakarya'ya taşıdım. Makil oldum. Ee, öğrenim hayatımı bitirdikten sonra üniversitede tekrar Eskişehir'e o zamanki adıyla TÜLOMSAŞ... Türkiye Lokomotif Motor Sanayisi'ne tekrar iş, nakil yaptırdım. Bunu iş oldum. 2002 yılı yılında da kalite kontrol dairesi başkanlığına bağlı hassas ölçme laboratuvarında göreve başladım. Burada kalite kontrol prosedürleri, talimatları, düzenleme, takipleri, boyutsal ve kuvvet ölçü aletleri kalibrasyonu, ve e, SMM yani üç boyutta hassas ölçme e, tezgahlarının programlaması, kullanımı, bakımları bunları yaptım. Şu anda da halen bu görevime devam etmekteyim durumda. Evet. Peki kalite nedir? Kalite, ürün veya hizmetin beklenilen şartları askeri düzeyde ekonomik ve sürdürülebilir sürülüle bir şekilde yerine getirme zorunluluğudur. Yani burada e, ekonomik olması gerekiyor, sürdürülebilir olması gerekiyor. E, müşterinin de taleplerini en iyi şekilde karşılaması gerekiyor. Bu denge evet. sağlanması gerekiyor. Evet. Peki çalışmış olduğunuz iş yerinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki. Eee Eskişehir Bölge Müdürlüğü. Bundan önceki adı Tülomsa'ydı. E, Türkiye'nin en eski sanayi kuruluşlarındandır. 1894 yılında 2. Abdülhamit tarafından e, lokomotif ve vagonların tamir tamir ve bakım amacıyla Almanlara yaptırılmıştır. E, bu kurum birçok alanda Türkiye'nin öncü kuruluşları olmuştur. E, Türkiye'nin en eski sanayi kuruluşlarından e, bahsetmiştik. Bunun yanında e, ulusal güvenliğimiz açısından da e, çok önemli görevlerde bulunmuştur. E, şöyle anlatayım, Kurtuluş Savaşı döneminde, Rusya'dan gelen top mühimmatları e, bizim toplarımıza uymadığından dolayı kullanamıyorduk. E, o dönemde bunu yapabilecek tek yer olarak Eskişehir Cerrah Silisi adı altındaydı. Burada çok tehlikeli olmasına rağmen mühimmatlar tornan alarak bizim toplarımıza kullanıma uygun hale getirilmiştir. Bu şekilde de Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bunun yanında e, Kıbrıs çıkarmasında silah ambargosu uygulanıyordu. Dolayısıyla e, silahlarımızı kullanamaz durumdaydık, e, füze rampaları imal ederek orijinalinden daha hassas olarak isabetli atışlar yapmıştır. E, daha sonra savaş bittikten sonra bu kalıplara MK vererek, benim asıl görevim lokomotife motor yapmak e, diyerek Mekke'ye devretmiştir. E, devrim otomobilini belki herkes bilmiştir, yani film vasıtasıyla da bu ünlü oldu. O dönemde Türkiye'de otomobil imal edilemez, imkansız denilen bir düşünce vardı üstelik yani gerçekten imkansız olacak bir sürede, çok kısa bir sürede tamamen kendi imkan, imkanlarıyla ilk yerli otomobili üretmiştir. Ee, bakıldığı zaman e, birçok şeylere önce olan bir kurumdur. Türkiye'nin ee, Türk işin kurulmasında 1952'de önce olmuştur. Sendikal faaliyetlerde de. Ee, tüketim Korpüleri ve Edikop adı altında da tüketim korpülerinin kurulmuşunda katkıda sağlamıştır. Evet. Ülkemiz evet. için oldukça önemli ve faydaları olan bir e, hizmet alanı diyoruz öyleyse firmanız için. Evet. Aslında bilmiyorum ama çok büyük katkıları olmuş bir firma yani kurumum, çalışım kurum Bir kamu kurumudur. Devlet yöntemine bağlı. Evet. Evet. İşimi seviyorum oysa. Ne kadar Değil güzel. An. İşinizi severek yapmanız Tabii o kadar ki. kıymetli ki. Evet. Ee, peki CMM ölçüsel kontrol ve geometrik ölçüm nedir? CMM kelimesi, koordinat, e, Measuring meşin yani e, kelimelerin baş harflerinden oluşmuştur. Üç boyutlu hassas ölçme tezgahlarıdır. Bunlar e, sabit ve portatif olarak kendi bünyesinde iki ayrılır. E, portatif CMMLer ilk önce e, masallar vasıtasıyla kollar birbirine bağlanarak kullanılıyordu. E, ucundaki prop partiye üzerine dokunarak e, koordinasyonu ile oluşturulan noktalardan elementler elde ediliyordu. Tabii bu sistemde avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardı. Örneğin kolun ulaşamadığı yerlerde ölçümler sıkıntılı oluyordu. Yine ölçüm teknikleri var da daha da biraz daha zorlaşıyor. Parçanın altındaki ölçümlerde de kol kısmı dokunamadığından dolayı ölçümlerde sıkıntı yaşıyordu. Daha sonra kameralı sistemler gelişti. Kameralı sistemlerde de pro parça yüzüne değdirilerek Yine e, oluşunan noktalardan elementler elde edilebiliyor. Kameralı sistemlerin gelişmesiyle e, daha çok yaygın hale olmuştur ki bunlar daha da girişici boyuttadır. Artık kameralı sistemler e, daha yaygın haldedir. Belki de ileride sabit sevmemlerin yerini de alabilir. E, sabit sevmelerden bahsetmiştik, iki ayrılır diye ilk başta. E, sabit sevmeler ise e, yine kendi birisinde iki ayrılır: hareketi tablası olanlar ve sabit tablalı olanlar. Hareketli tablalı tezgahlar çok daha hassastır. Ee, ölçümleri biz milimetrin binde biri, mikron düzeyinde yaparız. Ee, bu tezgahlar hatta 0.3 mikron hassasiyete kadar da ulaşabilmektedir. Ee, ama e, dolayısıyla firmalar açısından maliyetli tezgahlardır. Ürettikleri parçanın durumuna göre genellikle e, sabit tablalı köprülisem e, kullanılmaktadır. Bunlar dünyada daha çok yaygınır. Bunun olur e, ee, bu tezgahlarda bütün boysal ölçümler, boysal ölçümlerden e, şunları anlıyoruz. E, doğru, düzlem, çap, silindir, koni. Aslında e, sistem şu şekilde çalışır. Parça üzerine temas ederek e, koordinat sisteminde, x, y düzleminde noktalar oluşturulur, elde edilir. Bu noktalarla e, mesela bir doğru için en az iki nokta almamız gerekiyor. Çap için en az üç nokta silindir için 6 nokta, konik için de en az 6 nokta ölçmemiz gerekiyor. Evet. gerekiyor. Bu noktalardan elementer elde ediliyor. Bunların yanında, boysal ölçümlerin yanında geometrik ölçümler de yapılabilmektedir. Ve de açı, açı ölçülen elementer arasındaki mesafelerde bulunabilmektedir. Geometrik ölçümler eskiden bu tezgahlar olmadan önce çok fazla yaygın değildi. Daha doğrusu e, klasik ölçü aletleri, bunları bulabilmek zordu. Tespit edilmek ya da değer verebilmek zordu. Fakat sevmem tezgahlarının gelişmesiyle geometrik ölçümler e, özellikle yeni resimlerde daha yaygın hale gelmiştir. Ve bana göre boyutsal ölçümler kadar bunlar da önemlidir. Çünkü bir parça tek başına kullanılmaz. Bir sistem dahilinde çalışır. Yani bir parça olarak, bütün olarak çalıştığından dolayı hepsi birbirini etkilemektedir. Geometrik ölçümler e, GDNT'dir, yani kısaca bu şekilde tanımlanabilir. Burada biz e, doğrusallık, düzlemsellik, dairesellik, silindriklik, e, eşmerkezlik, paralellik, diklik ve benzeri ölçümlerde yapabilmekteyiz. E, SEM tezgahlarına diğer bir özellik de e, aslında bunlar dişli ölçüm tezgahları değildir. Yani firmalar ayrıca e, diş ölçüm tezgahları satar. Fakat yeterince hassas tezgah ve de uygun bir program, program varsa tam dişli ölçümleri de yapılabilmektedir. E, mesela şu anda benim kullandığım tezgah cihaz e, 1988 yılından bu, bu yana hala faal konumdadır. Dünyada çalışan tek tezgah olarak kaldı. Ama buna rağmen Türkiye'nin sayılı tezgah Eskişehir ve çevresinin en hassas tezgahıdır. Bu tezgah ile e, tam dişli ölçümleri, dişlerde değer tespitleri bunları yapabilmekteyim. Evet. Peki CMM programcılığında kendinizi nasıl geliştirdiniz? CMM programcılığı dünyada hatta yani sadece ülkemizde değil dünyada da büyük bir boşluk bulunmaktadır bu konuda. Çünkü bununla ilgili eğitim veren bir okul yoktur. firmalar buna eğitim verir, vermektedir. Bu eğitim de çok kısa süreli, dört günlük bir eğitimdir. 4 günlük bir eğitimde insanlar sevmen programcısı olması çok zordur. Sadece e, tezgahın kullanımı bunları yapabilmektedirler. E, benim çalıştığım kurumda e, ne yapıyorsun? E, genelde bu eğitimler usta çırak ilişkisiyle olur. Fakat iş yerlerinde de e, kişiler bilgilerini saklamaktadır. Eleman yetiştirmemektedir. Belki kendilerine göre haklı olabilir ama bence bilgi paylaşımlı. Herkes eğitim verimli. Bana diğer firmalardan da e, soruyorlar, onlara da danışman hiz hizmetleri veriyorum, e, yardımcı oluyorum programımızda. E, sonuçta bu şekilde birlikte büyürüz, ilerleyebiliriz, kaliteyi artırabiliriz. E, ben e, üç boyutlu hassas ölçme tezgahına geldikten sonra ustam bu konuda çok iyiydi. Bana bütün bilgileri öğretmiş oldu. E, Çalıştığım kurumun da bir avantajı oldu. Genelde e, firmalarda belli adette parçalar ölçülür. hep standart parçalardır bunlar. Biz şu anda 7'nin üzerinde yeni projelerde bu sayı daha da artacak lokomotif üretmekteyiz. Sadece lokomotif olarak başka araçlarda motorla üretiyoruz. Bunlar o, otomobillerin çok daha fazla parça adetleri vardır. Dolayısıyla bunların hepsine ayrı ayrı programlar yapıldığından dolayı benim için büyük bir tecrübe oldu. Aslında iş yeri sayesinde de kendimi geliştirmiş oldum. Peki üretimde CMM'in önemi nedir? eğer kontrol edemiyorsan ne ürettiğinde bir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Yani kontrol edilerek parçanın kalitesi, kıymeti belli olur. 40 sene, 40, 50 sene önce diyelim, 30 sene öncesinde, yani benim gençlik çağlarımda otomobillerde genelde motorlar 60 bin kilometrede, 100 bin, 120 bin hatta çok iyi dinliyordu. Mesela motor yenilemesi yapılırdı. Şu anda 1 milyon kilometrenin üzerinde hala çalışan otomobiller vardır motorlara. Bu da kalite kontrol sistemleri ve CMM tezgahlarının gelişmesiyle oluşmuştur. Çok daha hassas parçalar işlenebilmektedir. Evet. Peki CMM ölçümleriyle firmanıza kazandırdığınız itibar ve başarılar nelerdir? Çalıştığım kurum birçok uluslararası firmalarla işbirliği yapmaktadır. Bunun yanında lisanslı olarak da üretimler yapmaktadır. Ee, bazı parçalar, lokomotiflerin bazı parçaları ithal edilmektedir. Ee, dünya çapında çok tanımış bir yani Kendi bünyesinde dünyanın en büyük firmasında mesela bir örnek olarak söyleyebiliriz. 5-6 ee, defa parçalara uygunsuzluk tespit ettim. Daha sonra firma e, şirketimize yazı göndererek e, bizi tarihi bir kalite hatasından kurtardık, teşekkür ederiz, ederiz diyerek yazı gönderdi. E, o partiye Brezilya ve Hindistan'daki fabrikalar yerine Almanya'da kendisi kontrol ederek gönderdi. Ve de gerçekten de çok iyi sonuçlar aldık parçalarda. Başka parçalarda da aynı şekilde sonuçlar aldık. Uygunsuzluk, ithal malzemelerde tespit ettiğimiz parçalar daha sonraki reddettiğimize üzerlerinde ölçüm raporları konularak göndermiş oldular. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem firmanın da şeyine artırmış olduk bu şekilde, prestijine. Global firmalarda şirketimiz ziyaret ettiğinde cihazlarımızı gördüğümüz zaman kalite politikamız olarak iyi bir düzeyde olduğumuzu anlamış oluyorlar. Bunun yanında da ithal, e, bazı ithal ürünlerde yerleştirme çalışmaları yaptık. E, Birçok ithal malzemeler örtülenmesi yapılarak imal edilme durumu oldu. E, tam dişli ölçümlerinde de e, genelde dişlerde dişlilerde standart dişlerde şöyle söyleyeyim parametreler girilerek ölçümler yapılabilmektedir. ...diş üstü, diş tipi çapı, diş genişliği... ...bunlar ölçülü yapılabilir. Modülde hesaplanabiliyor. Fakat kavram açısı standarttır. Özellikle firmalar... parça olarak kendilerine sürekli... ...tedarik zincirine bağlı olmasını istediklerinden dolayı... ...kavram açılarını oynayarak... ...imal edilmesini zorlaştırmışlardır. Biraz uğraşmalar sonucu... ...bunu da çözerek dişlerin yerleştirme olayında da... ...katkı sağlamış bulunun. Peki, son olarak bu konuda da kendimi geliştirebilseydim dediğiniz bir şey oldu mu? Tabii ki. Zaten e, hiçbir insan ben kendimi çok iyiyim geliştirdim dememeli. E, kendini hep daha iyi seni ulaştırmak için çaba sarf etmeli. Özellikle bu mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlara tavsiyem e, kendilerini yabancı dil konusunda geliştirmeleri. Çünkü e, dünyanın her yerinde rahatlıkla çalışabilecekleri bir altın bilezik konumunda oluyor bu meslek ile. Ee, bana da büyük teklif, teklifler geldi. Benim dönemime dünya çapında ün yapmış, hepimizin tanıdığı başarılı firmalardan teklifler geldi. Fakat dil engeline takılımdan dolayı ilerleme sağlayamadım. Şu anda yabancı dilimi de geliştirerek bu problemi aşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katılımınız edeyim, Hanım. için ve bu kıymetli bilgilerinizi, tecrübelerinizi ve firmanızın nedenle önemli katkıları olduğunu bize aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, bana da hem kendime hem firmamı tanıtma açısından bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Özer Ercan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.